Şak demiş ki ben 2001'in Lakers'ı, bu oldu yani geçtiğimiz günlerde, 2018'in Golden State'inden iyi demiş. 2001'in Lakers'ını hatırlatayım tabii, size herkes seyretmiş. Kesin katılıyorum. Yani 2001'de doğmamış arkadaşlarımız vardır bizle birlikte şu anda yayını izleyen, NBA'yi takip eden. Elbette. 2001'de playofflarda Shaq'lı, Kobe'li Lakers bir maç kaybetti. O da Allen Iverson. Final serisinin ilk maçında Los Angeles'ta Iverson 40-50 attı. Yani kaç Tyron Lue'yu ezerek geçtiği maç. Evet, evet. Zaten öyle diyor. Üzerinden geçti öyle diyor Ty Lue'nun diyor. Bir tek o maçı kaybettik. 16-0 olurdu o playofflar diyor. 16-1 oldu o maç yüzünden. O Lakers, 2001 Lakers acaba bugünün Golden State'inden iyi mi diye. Yani tabii burada bize yorum yazacaklar veya tercih yapacaklar. 2001'in Lakers'ını izlemiş olsunlar ama. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o biraz... Yani evet, çok çok fazla bulamayacağız. Soyu tükeniyor o yıllara. Soruyu şöyle modifiye edebiliriz. Daha kimi iyi takılacak? Mi kim kazanır mı? Yani şimdi bir maç yani üzerinden mi seriyi kazanır mı? Mesela bunlar bence başka sorular. Bence çok farklı değil. Öyle mi diyorsun? Ya bence 4 maçlık değil. Bir seriyi kazanmak da tek bir maçı kazanmak. Mesela Allen Iverson. 7 maçlık bir seri. Ama şimdi ikisi öyle tek oyunculuk bir kadro takım değiller ki. Golden State de değil, o Lakers da değildi yani. Ya Shaquille O'Neal'ı savunamazlar. Horace'i, yani, Derek Fisher'ı. Yani dönemini savunamazlar. Shaquille O'Neal'ı. Yani Shaq zaten herhalde gelmiş geçmiş en dominant oyunculardan biriydi. Dediğin gibi iyi zamanında. Yani 150-160 kiloluk, 2-14'lük durdurulamaz bir güçtü. Yani zaten o konuşmasının bir bölümünde şey diyor. MJ'ye de gönderme var orada. Iverson, MJ, LeBron, Kobe, o konular da konuşulmuş. Diyor ki seni dövmelerine izin verilen yıllarda MJ 30 sayının üstünde ortalama yakalıyordu diyor. Yani işte, şimdi buna izin verilmiyor diyor. Yani doğru. O zaman dövüyorlardı adamı diyor. MJ 30 sayı ortalamayla oynuyordu diyor. Dövmesinler de savunma yapıyorlardı ya. Kendisi en içinde azından. Diyor ki ben de diyor 2000'lerde diyor serbest atışsız 40 sayı ortalamayla oynuyordum diyor. Doğru. O da doğru. LeBron da diyor 2010'ların en iyisi diyor. Öyle bir değerlendirme yapmış. Ama 2001 Lakers, 2018 Golden State, ben kolay karar veremedim. Yani biraz tabii hani Shaq, o yıllardaki Shaq hakikaten inanılmazdı. Ondan yani şöyle maçlar oynuyordu. Söyleyeyim ben. Gibi değil yani. 63 sayı, 24 rebound, 8 asist falan ve 7 blok falan böyle maçlar oynuyor. Yani nasıl bir dominasyon oldu ki takımda Kobe var, yanlış anlamadım. Ben de bir ekleme yapayım. O Shaquille O'Neal açık ara NBA tarihinin en dominant oyuncusudur. Açık ara. Yani Michael Jordan'ın zirve döneminde bile Shaquille O'Neal'ın dominasyonu ayrı mesela, bir noktaydı. Şimdi Wilt Chamberlain var ama. Var. Mesela yani o yılları bilmiyoruz. Onu o zaman tabii çok izleyemedim. Oscar Robertson var biraz daha geriye bakarsan. Yani adam daha rekoru yeni kırıldı yani. Westbrook. Evet. Triple-double olayı. Adam sezonu triple-double ortalamayla bitirmiş. Yani hani bu dominasyonlar da kendi çağlarında, kendi dönemlerindeki ne kadar domine... Mesela Wilt Chamberlain'ı yani belgesellerden okuduklarımızdan kıyaslarsam daha öne koyabilirim Shaq'a. Tabii ama biraz önce hani bu kıyaslamayı yaparken seyretmiş olun lütfen diye. Tabii şurada söyledim. Tabii şöyle bir durum var. Modern dönem basketbolunun en dominant oyuncusu olarak belki bir güncelleme yapabilirim. Tamam, ona katılıyorum. Şu var. Mesela şimdi günümüz süper yıldızlarının çok fazla savunmayla işi olmadığı dönemleri biliyoruz çoğu zaman. Yani mesela hemen, Kobe müthiş bir savunmacıydı. İstediği zaman evet. Müthiş bir savunmacıydı. Yani çok zeki bir oyuncuydu. Mesela Kevin Durant'i savunabilir miydi? Savunabilir. Robert Horry muhtemelen savunurdu. Bence Durant'i savunamazdı. Ben savunabileceğini düşünüyorum. Çok kısa kalırdı. Durant'in çünkü çok yukarıdan bir şutu var. Kobe'nin o şutu bozması çok zor. Ama sırtı dönük de tutamaz. Sıkışık yani dar alanda almadı, o gölge savunmada. Curry'yi tutar ben sana. Curry'yi mi tutar? Curry'yi Derek Fisher'la tutarım ya. Yani ya zaten ben olsam Kobe'yi şeye veririm. Clay'e veririm. Yani hem savunmada o kadar yıpranmaz. Tabii. Robert Horry de Durant'ı tutsun, mantıklı. Yani arkadaşlar şöyle bir durum var.
o dönem Kobe'si ile ilgili, yani maçı kimin kazandıracağı 8 numaraya bağlı değil, 32 numaraya bağlı. Shaquille O'Neal'a bağlı. Ama sonra değişti o iş. Sonra değişti. Evet. O dönem 2001 tabii için yani, Shaq'a bağlı. Çünkü Shaq, daha önce de anlattım. Phil Jackson'ın kitabında okumuştum bunu. Yani mesela ayak parmaklarındaki problemler, yani adamın 50 küsur numara ayakları var zaten. Taşıdığı 160 kilo var. Biraz da yaşlanıyor. Dizler facia. Ayak kabuklarında birer kilo diyorum bak. Birer kiloluk fazlalık aparatlarla oynuyormuş. Yani o ayağındaki sakatlıkları bertaraf edebilmek, yere basabilmek ve sıçrayabilmek için. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Ve o kilo, o efor, yani hakikaten Süpermen. Bir de öyle bir ayakkabıyla gidip geldiğini düşünsene. Yani son döneminde onun dominasyonunun ortadan kalkması, dakikaların iyice 20'lere falan inmesi biraz da o sağlık problemleriyle boğuşmasından dolayıydı. Kimse bilmezdi mesela. Ben kitabı okuyana kadar bilmiyordum bunu. Şimdi ben de Kobe'nin kitabını da okursanız orada da çok anlatıyor. Şimdi şu bir gerçek. Kobe çok büyük bir iş aşığı, tutkusu var. Yani işine muhteşem bir şekilde konsantrasyon sağlayıp çalışıp üzerine gidiyor. En fazla çalışan adam. Tam zıttı da Shaquille O'Neal. Yani biri burada, biri siyah, biri beyaz noktasında. Zaten eğer Shaquille O'Neal Kobe gibi bir çalışma azmine sahip olsaydı, öyle bir ruh hastası olsaydı çalışmakla ilgili olarak, basketbolla ilgili olarak, ki Kobe de söylüyor bunu. Bugün tarihin gelmiş geçmiş tartışmalarını belki başka bir yerde konuşacak. God dedim mi belki Shaq çıkacaktı. Ama yine aynı kitapta Shaq'in ağzından şu var. Adam her yemekte salata yiyordu. Ben hamburger adamıyım. Ya zaten bazı insanlar böyledir. Ben salata adamı değilim. Yiyemem. Benim bedenim olur mu falan diyerek. Mesela şampiyon oldukları gece, ertesi gün işte ya da iki gün sonra, yanlış bir bilgi vermeyeyim ama hemen 2-3 gün içinde Kobe tekrar antrenman salonuna dönüyor. Çalışmaya. İşte Shaq'i de arıyor. Yani şampiyonluktan sonra hemen dönecek. Shaq ya Vegas'ta çıkıyor ya Maldivler'de bir yerde havuzda. Ya şimdi aradaki mantalite farkı çok fazla. Tabii burada Kobe'ninki de psikopatlık da. Yani hemen dönmesi.